41. sanat yılında aslında bir zirve gibiydi. Ünlüler bir araya geldi. İbrahim Tatlıses İzmir'de yaşadığı için bir süreden beri katılamadı geceye. Ama Barkovizyon'dan bağlanıp o geceye damgasını vurdu. Ama gözyaşlarıyla. Siz bizim kalbimizdesiniz her zaman. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bu Evet, İbrahim Tatlıses 2011'de uğradığı silahlı saldırı sonrası sahnelere ara verdi. 7 yıldır sahne hasretiyle yanıp tutuşuyor ama cesaret de edemiyor. Ahmet Selçuk İlkan'ın gecesinde yapımcılara da televizyonculara da sesleniyor. İbo şov yapmak istiyorum diyor. Ekranda olmak istediğini yapabilir. Ben bir akrabası vasıtasıyla İzmir'deydim ben. Epey uzun kaldım bu yaz. Evet. Gidecektik, gidemedik bir türlü. Bu gidişimde turneye gidiyorum yine. Ben turne bütün Anadolu'yu gezdim. Ne güzel Nurseli. Ay bayılıyorum o turnelere. Anlatırım nerelere gittiğim. Urfa'ya da gittim. Ondan sonra İzmir'e gittiğimde gideceğim İbrahim'e. Mesajlaştık, telefonla konuştuk. Nasılsın dedi. İşte sen nasılsın filan, epeyce bir sohbet ettik. Ona bir şey söyledim. Vallahi mi dedi, inanmam dedi. İnan dedim. Ona çok hoş böyle bir esprileşme oldu aramızda. Gideceğim, yemek yiyeceğiz orada. Nurseli geçenlerde hastaneden çıkarken, hastane ziyaretinden çıkarken İbrahim Tatlıses şey dedi. Bunca yıl içinde, 7-8 yıl içinde beni 2 kişi ihmal etmedi. Biri Hülya Avşar, diğeri Sibel Can. El alem terbiyesiz olmuş dedi. Nankör olmuş. Hani İzmir'e gidişini ve oraya yerleşmesini buna bağlıyor. Çok kırgın sanki. Çok haklı. Çok haklı. İnsanlar gerçekten sadece iyi gün dostu bu camiada. Hani Hülya diyordu ya, yani sanatçıdan dost olmaz diye. Evet. Bir yerde katılıyorum. Çok az oluyor. Yani şimdi herkes Demet Akalı'nın peşinde mesela. Demet'le herkes dost oluyor. Her ne kadar yapay ve sahte. Görüyorum yani insanların şeylerini, yaklaşımlarını. Acaba kuvvet farkında mı acaba? Gerçekten. Evet, bazıları var gerçekten. İbo yani İbo şovlar yaparken, imparatorken herkes 126 kişi peşindeydi. Kaç kişi acaba İzmir'e gidip nasılsın ya, ne yapıyorsun demiyordur. Yani İzmir'e gitseler bile demiyorlardır. Yani böyle bir şey var yani, böyle hepiniz bir iki yüzlülük var tabii. Demet şu an kuvvetli, güçlü. Kaç tanesi gerçek dostu bilmiyorum yani. Biliyordur herhalde odada. Tabii tabii. Kimin ne olduğunu. Sen de çok zor günler geçirdin. O süreçlerde yanında hangi sanatçı vardı? Hangi meslektaşın vardı? Çok az, yok yani çok az, hakikaten bir elin parmağını geçmez yani. Yani mesela isim söyleyebilir misin? Aklına kimler geliyor? Kimler aradı seni? Yani ne bileyim var tabii yani Gani vardı, ondan sonra Turgut aradı tabii, onunla çalıştım zor günlerde, Gülse Birsel aradı, onlar yani gerçek sanatçılar arıyor yani gerçek doğru düzgün yapımcı, doğru düzgün sanatçı. Fatih Aksoy'la çalıştım, çalıştığım isimler bunlar. Seni yani çok şaşırtan bir tip oldu mu? Ya hiçbir zaman yanımdan ayrılmıyordu da ne oldu şimdi diyeceğim birisi oldu mu? Şimdi aklıma gelmiyor ama olmuştur tabii yani, olmuştur. Evet. Ama şimdi mesela şey yapabiliyorum yani, bazı mesela birkaç arkadaşımız var tiyatroda çok zor durumda mesela, yani daha çok siyasi sebeplerle mesela dışlanmış vaziyette. Hiç böyle çok ciddi mesajlar veren, çok ciddi duruşları, siyasi duruşları olan sanatçılar da el uzatmıyor onları. Çok büyük ahkamlar kesiyorlar ama hiç öyle zannedildiği gibi de el uzatmıyorlar yani. O kadar büyük ahkamlara da inanmayalım yani. Belirli yani bir Fransa'da olduğu gibi, bir İngiltere'de olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi de böyle bir dayanışma da yok yani, onu da söyleyeyim size. Yani çok ciddi sanatsal duruşu olan insanlar da bu konuda çok sahip çıkmıyorlar. Şimdi burada isim vermeyeyim, televizyonu kapattırmayalım. Yani ciddi belli bir siyasi duruşu, ya hangi siyasi duruştan olursa olsun, ben şunu yapmam, bunu yapmam, bilmem ne yapmam diyen insan mesela aynı görüşte, belli bir doğrultuda omurgası olan sanatçıyı çağırıp da tiyatrosuna gel benimle çalış, gel benimle birlikte yol alalım, gel ben senin ekonomik durumuna yardımcı olayım demiyorlar. Demiyorlar. Onu da dikkatimizi çekelim. Sonra yapımcılar da onlar zaten işsiz kaldı diye bölüm başına vereceği 10.000'i ona 1.000 TL olarak veriyor. Tabii, hatta çiziyorlar üstlerini yani. Ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Sonra geçenler, söylerim kimler olduğunu. Ama. Tabii tabii, çok acımasız. Geçenlerde Ali Erkazan, oyuncu, 45. yılında sanat hayatında, tiyatroda ve sinemada ve dizilerde, dedi ki Altan Erkekli'den dedi 5.000 TL borç aldım. Nasıl yani dedik, ev kiramı ödeyebilmek için dedi. Doğrudur, çok var böyle. Dolu. Altan Erkekli de. Yani bu camiada hani böyle bir 20 kişiden bahsedebiliriz çok yüksek paralar alan. Onun dışında gerçekten öyle büyük paralar yok artık şeyde. Ve bu konuda yani birçok gerçek manadaki oyuncu yani o kadar da iyi paralar almıyorlar. 40 yıllık oyuncu Altan Erkekli de ev kredimi ödeyemiyorum, rüyalarıma giriyordu. Ama yani 1 milyon dolarlık ev alırsa Altan Erkekli, yani çok severim. Altan'la ilk tiyatro oyunumu oynadım. Altan Erkekli'ye çok iş veriyorlar ve hak ediyor da zaten. Bütün filmlerde Altan var. Dizilerde, reklamlarda var. Dizilerde var. Yani hangi yapımcı iş vermedi Altan'a? En son Hababam'da oynayacak yani işte. Yani hepsinde Altan var. Yani tabii ki Amerika'da olsa Altan'ın 2 tane 1 milyon dolarlık evi olur. Ama Altan'a gelene kadar gerçekten maddi durumu çok bozuk olan pek çok oyuncu var arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi burada isim veremeyeceğim yani. Ama oyuncular sendikasında çalıştığı için iş alamayan var. Tiyatrolardan kovulan, atılan, yani ödenekli tiyatrolardan atılan arkadaşlarımız var. Yapmayın arkadaşlar, Altan Erkekli'ye gelene kadar şu anda sürüm sürüm sürünen son derece değerli oyuncular var. Televizyonda iş bulamayan. Bakmayın öyle garip garip, kimleri kastettiğimi biliyorsunuzdur herhalde. Sadece çok üzücü, biliyor musun? 50 yıllık, üzücü, 60 yıllık oyuncuların. Sonra örneğin dün de Genco Erkal'dan bir şey okuduk burada röportajına. Zaman mesela Genco Erkal böyle arkadaşlarımıza sahip çıkmalı. Tiyatrosunda onlara yer vermeli. Özellikle bir isim var ki ondan bahsediyorum mesela. Kim? Çok iyi bir oyuncu yani. Kim? Kim? Onu söyleyemem şu anda. Hayır, kötü anlamda bir şeyden bahsediyorum. Yani Levent Üzümcü'den bahsediyorum mesela. Evet. Neden bu aktöre rol verilmiyor? Ne Gezi olaylarına karışmış vesaire, o ayrı siyasi boyutudur. Bir suç işlemişse onun varsa bir davası görülür vesairedir yani. Çocuğa hiçbir yerde iş verilmiyor mesela. Bu ne demek? Genco Erkal sahip çıksın, Şener Şen sahip çıksın. Herkes kendi şatolarında oturuyor. Herkesin maddi durumu gayet iyi. Ama bu tip gençlere sahip çıkılmıyor. Genco Erkal mesela şey diyor, bana diyor reklam teklifleri de geliyor ama asla reklamlarda oynamak, sesini bile vermiyor. Evet ama Genco Bey'in zaten aileden maddi durumu çok iyi. Ha, o yüzden. Öyle mi? Ama yani hayır, reklam çekmemesi çok büyük bir onurlu bir davranış. Tabii. O bambaşka, omurgasının sağlamlığını gösteriyor. Çok büyük bir insan ama Genco Bey'in ömrü boyunca tiyatrosu için değil, kendi özel hayatı için bir ekonomik zorluk çektiğini düşünmüyorum. Zaten aileden belli bir ekonomik özgürlükle geliyor. Orhan Pamuk da öyle. Orhan Pamuk da çok zengin bir ailenin çocuğu. Şimdi çok zengin ve rahat, ekonomik zorluğu olmayan bir aileden gelip konuşmak bambaşka. Yaşamak için mücadele vermek bir sanatçı için bambaşka. Kesinlikle. Şimdi burada gerçekleri konuşmamız gerekiyor. Bir Genco Erkal'ın ben bir Levent Üzümcü'ye sahip çıkıp tiyatrosunda oynatmasını beklerim. Aynı politik duruştalar, aynı siyasi görüşteler. Muhteşem bir oyuncu, çünkü ben Harem'de birlikte 40 bölüm oynadım Levent Üzümcü'yle. Siyasi görüşü ayrıdır, ben aktörlüğünden bahsediyorum. Katılırsınız. Milliyetçi Hareket Partisi görüşünde olan bir insan da olur, muhteşem bir aktör olur. Vardı bizim konservatuvarda böyle arkadaşlarımız. Onların da oyunculuğu muhteşemdi, biz aynı oyunlarda oynardık. Bambaşka şey. Zaten sanatçının ben bir siyasi partinin bayraktarlığını yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Biraz Erdal Beşikçioğlu'na katılıyorum. Sanatçı her zaman siyasetin ötesinde olmalıdır. Evet. Siyasi görüşlerimiz olabilir. Meşhur Cumhurbaşkanı Pederewski, Polonya Cumhurbaşkanı, piyanist aynı zamanda. İsmini yanlış söylüyor olabilirim ama bakarsınız. Yakın arkadaşları diyorlar ki üstadım bu ne düşüş? Piyanistlikten Cumhurbaşkanlığına diyorlar. Bir piyanist her zaman bir Cumhurbaşkanı'nın ötesindedir. Bir idilbireti siz hangi siyasi görüşe koyabilirsiniz? Sanatçı daima siyasetlerin, politikanın ötesinde olmalıdır. Evet. Bu politik görüşü olmaması manasına gelmiyor. Oho biz burayı CNN'e çevirdik. Ay, CNN yayını gibi oldu. Bu ne bu? Dönelim ne, kiminle ne yapmış?